Evet arkadaşlar. Burası birinci bölümünü çekmiştim. Soğan. O yetiştirdiğimiz soğanlar. Şöyle serayı bir tamamen göstereyim. Burası komple soğan. Biraz otlarımız büyüdü. Ama artık soğanın söküm zamanı geldi. Şurası ilk diktiğimiz yerler. Buralar biraz daha küçük. Bir 10 güne oraları da sökeriz. Soğanı ne yapıyoruz? Burası solucan gübresi dibine uyguladığım soğanlarım. Şuradan karpuzlarımı da göstereyim. Geçen sene burası anlatmıştım, hatta çekmiştim. Karpuz tarlasıydı. Tekrardan karpuzlarım çıkmış. Evet, soğanlarım şu şekilde. Şöyle gösterebilirim isterseniz. Büyüklüğünü tahmin edebiliyor musunuz? Şöyle elimi göstereyim isterseniz. Şöyle kopartalım hatta birkaç tanesini. Evet, bu kadar iri, hatta daha irileri var arkadaşlar. Sadece solucan gübresiyle ciddi manada bu kadar fark ediyor gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle göstereyim. Evet, şöyle göstereyim. Bu çevre solucan gübresiyle beslediğimiz bölge. Evet, şöyle göstereyim. Karpuzum gene arada var. Şöyle solucanlarımı solucan gübresiyle, katı solucan gübresiyle uygulama yaptığımız bölgeler. Evet arkadaşlar. Şu şekilde soğanımız. Daha sonra üzerinden sıvı uygulaması yaptık. Peki, şöyle bırakalım bunu. Peki ne yapıyoruz? Solucanda, pardon, soğanda bu şekilde ayaklarımızla basıyoruz böyle. Buralarını eziyoruz solucan soğanlarımızın. Evet, bu şekilde bu hale getiriyoruz ki belleri artık yavaş yavaş kurumaya ve söküm zamanı geldiğini işaret ediyor. Daha sonrasında bu şekilde yatırdıktan sonra artık 5-10 gün sonra oralar kurumaya başlıyor ve söküme hazır hale geliyoruz soğanlarımız. Evet arkadaşlar, bu kadar iri soğan iyi midir kötü müdür tartışması ayrı mesele. Ama ciddi manada gerçekten solucan gübresiyle katı ve arkasından sıvı uygulamasıyla gördüğünüz gibi ciddi manada iri soğanlarımız oldu. Hepinize teşekkür ederiz. İyi günler.